Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Kanserle mücadele etmiş, gerek yenmiş, gerekse yenilmiş ünlüler serimizle karşınızdayız. İlk ünlümüz Walt Disney. Ömrü boyunca hayaller kuran ve çocuklara masal dünyalarının kapılarını aralayan Walt Disney, gırtlak kanseri nedeniyle maalesef 15 Aralık 1966'da vefat etti. Diğer ünlümüz ise Bob Marley. Deri kanseri melanoma yakalanarak hayata veda eden efsane şarkıcı Bob Marley'in ölmeden önce oğlu Ziggy'ye son sözü "Para hayatı satın alamaz" oldu. Diğer bir ünlümüz Hugh Jackman. 2013 yılında cilt kanseri teşhisi konulan Jackman daha önce 3 kez tedavi altına alındı. Güneşin zararlı ışınlarına korunmasız bir şekilde maruz kalma sonucu oluşan ve Avustralya'da oldukça yaygın olan cilt kanseri çeşidinden muzdarip Jackman'ın tedavisi hala şu anda sürmekte. Diğer bir ünlümüz ise Carl Sagan. 1978'de Cennetin Ejderleri adlı kitabıyla Pulitzer ödülüne layık görünen astronom, yazar ve 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biri olan Carl Sagan, 62 yaşındayken 20 Aralık 1996'da kemik iliği kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer bir ünlümüz ise Angelina Jolie. Kanser olmamış fakat ismini anmadan geçemeyeceğimiz Angelina Jolie, 2013 yılında her iki memesini ve 2015'in başlarında da yumurtalıklarını aldırdı. Çünkü yaptırdığı genetik test sonucu BRCA1 geninde mutasyon saptanmıştı ve bu %87 oranında meme kanseri ve %50 oranında yumurtalık kanseri riski taşıdığını gösteriyordu. Peki neden kalıtsal kanser genetik testi yaptırmıştı? Çünkü annesi 56 yaşında ovary kanserine bağlı yaşamını yitirmişti ve Angelina Jolie ovary ve meme kanserlerinin bir kısmının kalıtsal olabileceğini öğrenmişti. Annesi artist Michelle Bertrand, 56 yaşında yumurtalık kanserinden kaybeden Angelina Jolie'nin meme ameliyatının ilk aşaması Şubat 2013'ün başında gerçekleştirildi. New York Times'ta yayınlanan makalede geçirdiği operasyonu açıklayan Angelina Jolie, annesinin 10 yıl boyunca yumurtalık kanseri tedavisi gördüğünü okuyucularıyla paylaştı. Jolie şunları söyledi: "Annem torunlarını kucağına alacak kadar yaşadı ama benim çocuklarım anneannelerinin ne kadar seveceğim ve iyi biri olduğunu bilme şansına asla sahip olamayacaklar" dedi. Diğer bir ünlümüz ise Patrick Swayze. Amerikalı dansçı, şarkı yazarı ve aktör Ghost Hayalet filmindeki Sam rolüyle hafızalarda yer edindi. 2008 Ocağı'nda Swayze'ye pankreas kanseri tanısı konuldu ve kemoterapiye başladı. Mayıs 2008'de kanserin sıçradığı midesinden parça aldırmak için ameliyat oldu. Bu dönemde vasiyetini yazdı ve tüm mallarını eşine bıraktı. Ameliyat sonra hastalığı iyiye gitti. Eylül 2008'de kanser karşıtı kampanyalar için televizyonlara çıktı. Ocak 2009'da kanserin az da olsa karaciğerine sıçradığını açıkladı. Nisan 2009'da ise karaciğerini sardığı anlaşıldı. 14 Eylül 2009'da teşhisten 20 ay sonra 57 yaşındayken maalesef öldü. Diğer bir ünlümüz ise Ronald Reagan. ABD'nin 40. başkanı Ronald Reagan hem cilt kanseri hem de kolon kanserine yakalanmış, defalarca ameliyat olmuştu. Reagan 2004'te zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer bir kişimiz ise ABD'li senatör John McCain. 2008 yılında Obama karşısında seçime giren ve kaybeden Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan McCain, geçtiğimiz aylarda gözündeki bir kan pıhtısını aldırdığı sırada beyin tümörü olduğu fark edildi. Diğer bir kişi ise David McLean. Marlboro sigarasının Marlboro Man reklamı geçtiğimiz yüzyılda milyonlarca kişiyi Marlboro ülkesine davet etti ve daveti icabet eden binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Marlboro Man reklamı hala gelmiş geçmiş insanları en çok etkileyen reklam olarak kabul ediliyor. İlk Marlboro Man reklamı 1955 yılında medyada boy gösterdi ve 2 yıl içinde Marlboro sigarasının satışını 4'e katladı. 1972 yılına gelindiğinde Marlboro dünyada en çok satılan sigaraydı. Bu reklamlarda yer alan 3 aktörden biri olan David McLean akciğer kanseri nedeniyle öldü. Diğer bir ünlümüz ise Kylie Minogue. Ünlü şarkıcı Kylie Minogue da meme kanserine yakalananlardan. Şarkıcı 2005'te yakalanmıştı bu hastalığa. Tümör alınıp kanserin tekrarlama riskini düşürmek amacıyla koruyucu kemoterapi tedavisi görmüştü Kylie ve şu anda düzenli kontrollerini yaptıran sağlıklı bir kadın olarak yaşamına devam ediyor. Diğer bir şarkıcımız, ünlümüz ise Anastasia. Ünlü şarkıcı ve müzisyen 2003 Ocak ayında göğüslerini küçülttürmeye karar verdi. Ameliyat için çektirdiği mamografide meme kanseri olduğunu öğrendi. Derhal ameliyatı ve radyoterapiyi tamamladı. Anastasia daha sonra
Anastasia Fonu genç kadınlar için kurdu. Diğer bir ünlümüz ise Levent Kırca. 2015'te karaciğer kanserine yakalanan ve bu nedenle hayatını kaybeden Levent Kırca, aynı senenin Eylül ayında verdiği röportajda şunları söylemişti. 65 yaşındayım. Ölsem gözüm açık gitmez. Gençler yaşasın, onlara bir şey olmasın. Benim hayatla olan maçım ortada. Herkes bana dua etsin gibi lafları sevmiyorum. Yaşanacaksa da yaşarız abi. Yaşa baba, yaşa baba. Ben hayatın hakkını vererek yaşadım. Gözlerimi kapatırken gönlüm rahat olacak. Bu rahatlığı olmayanlar düşünsün. Ben ölümden korkmuyorum. 3 tane kemoterapim daha kaldı. Devlet hastanesinde tedavi oluyorum. Amerika'ya gidenler de var ama ben de Atatürk gibi kendimi Türk hekimlerine emanet ettim. 2000 yılında kan kanserinin bir türüne yakalandım. O dönem kimseye açıklamadım ve bunu gizli tuttum. Sonunda kanser parçasından tuttuğum gibi künyeye getiriverdim. Ama bu defaki çok dişli çıktı dedi. Diğer bir ünlümüz ise Steve McQueen. 22 yaşında motor yarışlarından kazandığı parayla oyunculuk dersleri almaya başlayan Steve McQueen, tiyatro sahnesinde istediği ünü yakalayamayınca şansını Hollywood'da denemeye karar verdi. Küçük dizilerde büyük, büyük filmlerde küçük rollerde yer aldı. McQueen'in doğuştan sahip olduğu serseri tavırları Bill Ringer rolünde harikalar yarattı. Eleştirmenlerden tam not aldı. Nadir görülen bir kanser türü olan akciğer zarı kanseri olduğunu öğrendiğinde başlarda kendinde olan aynı şeyi umursamaz tavırlarda devam etti. Hayatında hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek istedi. Yarış arabalarını kullanırken giydiği giysiler yanmaya dayanıklı bir kimyasal olan asbest isimli bir maddeden yapılıyordu. Akciğer zarı kanseri bu maddeye yoğun olarak maruz kalanlarda görülüyordu. Hayattaki en büyük tutkusunun onu ölüme sürüklediğini kabullenmek istemedi. ABD ordusunda giydiği kıyafetlerin neden olduğuna inanmayı tercih etti. Fakat sanılar gerçeklere dair çok az şey barındırmaktadır. Diğer bir ünlümüz ise Pavarotti. İtalyan opera sanatçısı Luciano Pavarotti kuşağının en büyük tenörü olarak adlandırılmaktadır. Dünya Kupası sırasında Şef Zubin Mehta yönetiminde Kares ve Domingo ile beraber verdiği konseri tüm zamanların en önemli klasik müzik konserlerinden biri olarak kabul edilirken konserin kaydı da en fazla satan klasik müzik albümü oldu. Yaşamına pankreas kanseri nedeniyle 71 yaşında veda etti. Diğer bir oyuncumuz ise Harun Kolçak. Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğlu ve Türk pop müziğinin önemli sesi Harun Kolçak, prostat kanserine 2014 yılında yakalanmıştı. Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüzlük, ölümsüz olsaydık birbirimize değer vermezdik sözleriyle hastalığını ifade etti. 22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak'ın kanserinin nüksettiği anlaşıldı. Sonraki süreçte genel durumunun ani şekilde bozulması üzerine acil olarak hastaneye kaldırılan Harun Kolçak yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı daha sonra yaşamını yitirdi. Diğer bir ünlümüz ise Kayahan. Türk pop müziğine damgasını vuran isimlerden Kayahan, 15 yıl ara ile iki kez aynı kanserle karşılaştı. Ünlü müzisyen 1990 yılında yumuşak doku kanserine yakalandığında 6 aylık ömrünün kaldığını düşündü. O dönem tedaviyle hastalığı kontrol altına alınmıştı. Fakat kanseri 2014 yılında tekrarladı. Kayahan 2014 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Diğer bir kişimiz ise Joe Biden'ın oğlu Beau Biden. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın en büyük oğlu olan Beau Biden'ın kanseri glioblastoma multiforme adlı beyin tümörüydü. Aynı zamanda Delaware başsavcısı olan ve 46 yaşındaki Beau Biden 30 Mayıs 2015'te bu hastalığa bağlı hayatını kaybetti. Diğer bir kişi ise Nilüfer. Nilüfer, meme kanserine yakalanıp tedaviyle sağlık bir şekilde yaşamına devam ederken milyonlarca kadından biri, tanı sürecinde ultrason ve mamografi testlerinin ardından hissettiklerini kendi cümleleriyle aktarmak gerekirse şöyle söyledi. Doktorlar bunu araştırmaya başlayınca biraz irkildim ve moralim bozuldu. Bir kez o günü ağladım. Aklıma kızım geldi. O daha çok küçük diye düşündüm. O an duygusallaşıyor insan. Tam teşhisi koyabilmek için iğne biyopsisi yapmak gerektiğini söylediklerinde korktum. Daha sonra randevu günü gittim ve lokal anesteziyle operasyona girdim. Hiç acı hissetmedim, sakin olmaya çalıştım. Ama işin ilginç tarafı o patolojiden gelen sonuçta da net bir şey çıkmadı. Bu sefer adını hatırlayamadığım daha geniş bir yöntemle tekrar o bölgeden doku aldılar. Bu biraz daha sıkıntılı bir tetkitti ancak hiç ağrı yoktu. Bu testin ardından hiç unutmuyorum bir bayram günüydü. Süt kanalında olan çok erken evre kanseri olduğu söylendi. Geçen yıl 25 Ekim'de ameliyat oldum ve
memem alındı benim. Hiç unutmayacağım bir tarihtir. Ben sadece ameliyattan çok korkuyordum. Göğsümün alınması beni üzmedi. Sonuç olarak orada bir canlı bombayla dolaşamazdım. Süt kanalının dışında da meme dokusunun içinde 3 noktada küçük tümörler var. Benim kanserim çok agresif bir tür olduğundan tümörlerin boyutu çok küçük olmasına rağmen kemoterapi kaçınılmaz oldu dedi. Diğer oyuncumuz ise Defne Samyeli. Rahim ağzı kanserinin başlangıcında olduğunu kanser taramasıyla keşfeden Defne Samyeli şu cümleleriyle ifade ediyor kendini. Tüm o korkularımın boşa olduğunu yaşadıkça öğrendim. Sonuç olarak patoloji raporu olayın çok başında müdahale ettiğimizi ortaya koydu. Bu konuyla ilgili konferanslar verdim ve Türkiye'de SMR testi patlaması yaşandı. Pek çok kadın kontrolden geçti. Boşuna şer gibi görünen şeylerin altında hayır vardır dememişler dedi. Diğer bir ünlümüz ise Yıldız Tilbe. Rahim kanserine yakalanan bir başka ünlümüz ise şöyle anlatıyor. Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığım sırasında büyük bir aşk yaşadım. Çok aşıktım. Sadece onu düşünüyordum. Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak ortaya çıkabiliyor. Hastalıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylere üzülmemem gerektiğini öğrendim. Şundan bahsetmeliyim ki bu hayatta olmamasını dilediğimiz şeyler aslında hep yararımıza ve hayatın gerekliliğinden. Örneğin unutma eylemini de sevmeyiz. Oysa ki unutmak bizlere verilmiş en büyük nimetlerden biridir. Düşünsenize şu güne dek yaşadığımız onca mutluluğu ve üzüntüyü hatırlayacak olsak kalbimiz bu türlü bir pompalamaya belki 40 yaşımıza kadar bile dayanamayacaktı. Aynı şekilde ölüm ve ölmek kelimeleri içinde bizlere uzak, korkutucu ve yabancı gelen bir şey gibi davranmaya çalışıyoruz. Aslında bu büyük nimetin gününün birden gelmesi gerekliliği bildiğimiz halde. Evet, bundan kaçmak isteriz. Kanser olmayı ise hiç istemeyiz. Acı da olsa farkında mısınız bilmiyorum ama kanser belki de değer verdiklerimizle vedalaşma, her şeyin değerini daha iyi anlamış şekilde sevdiklerimizle bir şeyler paylaşma fırsatını veren tek ölüm şekli dedi. Yakında öleceğimi anımsamak, hayatta önemli seçimler yapmamda en büyük yardımcım oldu şimdiye kadar. Çünkü neredeyse her şey, bütün dış beklentiler, gurur, rezil olma ya da başarısızlık korkusu, bütün bunlar ölümün karşısında önemsizleşiyor ve geride sadece gerçekten önemli şeyler kalıyor. Öleceğinizi anımsamak, kaybedecek bir şeyinizin olduğu yanılgısına düşmekten kurtulmanın en iyi yolu. Zaten çıplaksınız, yüreğinizi takip etmemeniz için hiçbir sebep yok. Yazımızı yine Steve Jobs'ın 2005 Stanford Üniversitesi mezuniyet konuşmasından bir kesitle örneklendirmek ve sonuçlandırmak istiyorum. Üçüncü hikayem ölüm hakkında. 17 yaşındayken şöyle bir şey okumuştum. Her gününü hayatın son günüymüş gibi yaşarsan günün birinde haklı çıkarsın. Bu cümle beni çok etkilemişti ve o günden bu yana yani 33 yıldır her sabah aynaya bakıp kendime hep şunu soruyorum. Eğer bugün hayatımın son günü olsaydı bugün yapacağım şeyleri yapmak ister miydim? Uzun süre ard arda hayır yanıtını verdiğimde bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anladım. İnsanın kısa süre içinde öleceğini bilmesi, yaşantısına damga vuracak kararlar vermesi açısından büyük önem taşır. Çünkü her şey tüm dış beklentiler, gururlar, küçük düşme ya da başarısızlık korkuları, tüm bunlar ölüm karşısında değerini yitirir, yalnızca ölümdür önemli olan. Bu deneyimi yaşamış biri olarak diyebilirim ki ölüm faydalı fakat sadece entelektüel bir kavramdır. Hiç kimse ölmek istemez. Cennete gitmek isteyenler bile oraya gitmek uğruna ölümü göze almazlar. Oysa ölüm hepimizin ortak sonu. Şimdiye dek kimse ölümden kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir. Çünkü ölüm hayatın en güzel icatlarından birisi. Hayatın değişim ajanı, yenilere yer açmak için eskilerden kurtulmanın tek çaresi. Şu an için yeni sizsiniz ama günün birinde üstelik pek yakında siz de eskiyecek ve aradan çıkarılacaksınız. Bu kadar acımasız olduğum için üzgünüm ama gerçek bu. Zamanınız kısıtlı. Bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak onu harcamayın. Başkalarının düşüncelerini sonuçlarıyla yaşama dogmasına takılıp kalmayın. Başka insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymasını engellemesine izin vermeyin. Ve en önemlisi kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete sahip olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne yapmak istediğinizi bilirler. Bunun dışında her şey ikinci planda dedi. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.